Kozmik Radyo'da yeni bir canlı yayında yeniden karşınızdayız. Evet, Kozmik Oda'da bugün dün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben bir ses ayarlaması yapmak üzere kalkıyorum. Sabahdan beri düzü flat olduk ama bak işi de öğrendik. Mikrofonun sesi fazla açıkmış, yankı yapıyor. O yüzden onu kapatmak için kalktım. Radyocu olmuşuz yani, değil mi? Evet, Kozmik Oda'da dünden kalan programın devamı niteliğinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dün hatırlayacağınız üzere siyasi partilerin neden kurulduğundan, tüzüklerinden, programlarından ve sahte amaçlarla, diyelim sahte değil de amaçları sahte olan insanlarla gerçek vatansever partilerin nasıl birbirinden ayrılacağına değin Reha Bey bir şifre anlatmıştı. İstersen o şifreyi tekrar başta evet. Yeniden bir anlat. Evet, öyle. Da Vinci'nin şifresi gibi bir şifre. Yok, ama öyle, aslında. Daha basit bu. Aslında çok basit bir şifreymiş. Şifreyi anlatarak başlayabilirsin. Şimdi evet, dün takdim tekil gibi olacak ama dün anlattım yani siyasi partilerden, kuruculardan, kuranlardan hiçbirisinin dedim. Ben şahsen kendi kanaatimdir bu. Hiçbirisinin öyle halkı kurtarmak, vatanı kurtarmak, milleti selamete kavuşturmak bir dertleri yok temelde. Siyasi partiler niye yok? Çünkü bu türlü yapılanma aslında Türk toplumunun yapısına aykırı, yani adetlerine, ananelerine aykırı bir yapılanma. Çünkü biz de, ben her zaman söylerim, devlet değil millet derindir. Biz de devleti oluşturan milletin kendisidir. Ancak bu tam tersine çevrilmiştir. Devlet milleti oluşturuyor. Yani halk tabiri edersek halk yapılanmayı oluşturmuyor. Tam tersi şimdilerde fark ederseniz son 50 yılda Türkiye'de de bu geçerli. Sistem halkı oluşturuyor. Özellikle son 20 yılda sistem kendisine uygun bir halk yetiştirdi. Bu temelde bizim toplum yapımıza aykırı. Yani 10 bin yıllık töremize aykırı. Çünkü daha önce de söyledim. Bizde devlet yönetiyor. Ben kimse çıkıp da ben ey Türk ulusu, ey Türk budunu ben seni yöneteceğim demiyor. Tam tersi. Yani tersine işliyor. Ulus ya da budun kendisini idare edecek, yönetecek olan insanları seçiyor. Görev veriyor daha doğrusu. Yine bir parantez açayım burada. Demiştim ki biz o kadar imparatorluk kurup dağıtmadık. Biz tek Türk devletini değişik isimlerle, değişik ünvanlarla devam ettirdik. Niye? İşte bu Türk seçim sistemi, Türk demokrasi sisteminin yapısının gereğiydi. Bir boydan alıyoruz görevi, mesela Selçuklulardan alıyoruz görevi, Osmanoğullarına veriyoruz görevi. Ama devletin temelinde de yine Türk nüvesidir. Bu şekilde devam ettirdik biz. Erki değiştirdik ama toplumu sabit tuttuk. Bütün mesele. Ama şimdilerde bakıyorsunuz özellikle son, işte bu dün de bahsettiğim gibi 1960-1980 28 Şubat vesaire gibi olaylarda niye bunlar bu kadar ayyuka çıkıyor? Çünkü sistem toplumu yapılandırmaya çalışıyor. Yani sistem, toplum kendisine uygun bir sistemi seçmiyor. Sistem kendisine uygun toplum yaratıyor. Zaten bu paradoksa tersi burada başlıyor. Zıtlaşma burada başlıyor. Yani sistem toplumun bünyesine uymadığı zaman toplumsal önce bireyden topluma ulaşan buhranlar, bunalımlar başlıyor. Daha sonra bu siyasi krizlere dönüşüyor. Bütün mesele bu. Şimdi gelelim parti yapılanmalarına. Ben dünkü sohbette de söyledim. Dedim ki kardeşim AK Parti'yi ben suçlamıyorum, suçlayamıyorum. Çünkü AK Parti'yi suçladığım zaman hepsini kayırmış oluyorum, mas geçmiş oluyorum. Halbuki öyle değil. 1938'de bu tarafa dün de anlattık işte. Gelen bütün siyasi partileri, bugünkü içinde bulunduğumuz yapılanmada rolleri var. Kiminin az var, kiminin çok var ama mutlak surette hepsinin rolü var. Niye? Dün örnekler verdik. Dedik ki, efendim Mustafa Kemal döneminde işte dolar 80 kuruştu, şimdi dolar 88 lira olmuş. Bu sadece AK Parti'nin marifeti değil. AK Parti'ye sen yaptın diye kör gözüm, kör parmağını anlamak da değil. Ben AK Parti falan da değilim ayrı mesela.
Ben şunu vurgulamak istiyorum sadece. Bu yapılanmada bütün siyasi partilerin rolü var. Şimdi 1950'de kanun çıkartan, açık bütçeyi yapan iktidarın payı yok mu bu hale gelmemizde? Elbette var. 1980 itirazından sonra Türkiye ekonomisini ulusal ekonomi olmaktan çıkartıp açık pazar haline getiren Özal'ın payı yok mudur? Elbette vardır. Yabancı sermaye teşvik kanunu çıkartanların payı yok mudur? Vardır. Yabancılara ki 1960'lardan mesela Doğan Avcıoğlu çok özellikle bu konu üzerinde durur. Türkiye'de ilk toprak satışlarının hile-i şerriye ile yani aldatmacalarla yapıldığı 1960'larda anlatır mı? Mehmet Erbay zaten anlatır da. Doğan Avcıoğlu da bunu çok sıklıkla vurgulamıştır. Şimdi demek ki bütün bunların eşit payları var. Yani dün de işte bir müteahhitlerin gelinlik giydirme örneğini verdim. Bunun su basmanı temeli 1939'da atılmıştır. 2020'de bugünlere ulaşılmıştır. Her gelen bir tuğla koymuştur, bir kat çıkmıştır, bir bilmem ne koymuştur falan filan. AK Parti bunun artık dün de verdiğin örnek gibi. Türkiye gelin gelinlik giydirilmiştir, ışıklar yakılmıştır. Türkiye satışı hazır aşamaya gelmiştir. AK Parti'nin bütün yaptığı da budur. Bakın gelmiş ya da getirilmiştir. Yani Türkiye'de kimse kusura bakmasın. Öyle ben halk beni seçti, halk beni istedi. Ben çıktım, milletvekili oldum, ben başbakan oldum. Yok böyle ya. Böyle bir hikaye yok. Birileri isterse geliyorsun kardeşim, birileri istemezse gidiyorsun. Evet, uzun süreli kalarak da AK Parti aslında önceden işlenmiş tuğlaların üst üste konmasıyla oluşan yapının geldi, üstüne oturdu. Tabii canım, Özal öyle olmadı mı? Evet. Özal da öyle oldu. Yani biz Türk siyasi hayatında bizim... Şifreye gelmedin ama. Geliyoruz daha sonra. Hepsi şifre orada zaten. Git orada. Şimdi niye bir 38'den itibaren özellikle şerh koyarak söylüyorum, hepsi sorumludurlar diyorum. Çünkü bakıyorsunuz 38'den sonra bir İsmet İnönü döneminde bütçe denk getirilmiştir, denk bütçe alınmıştır. Ondan sonra bütün siyasi partiler devletin bütçesini açık bütçe haline getirmişler. İşte ben onu diyorum. Yani kendine vatanperver desin, halkçı desin, devrimci desin, ülkücü desin, türkücü desin, Müslüman desin, ne derse desin. Ben bir siyasi hareket kurulduğu zaman, dün söylemiştim Hülya'nın şifreli diyor o, ben bir siyasi hareket kurulduğu zaman madalyanın ön tarafına, yani söylemlere hiç bakmıyorum, arka tarafına bakıyorum, arka tarafında ekonomi bölümüne geliyorum, ekonomi programına bakıyorum. Ben bütçeyi nasıl yapacağımı özellikle yanın madde olarak arıyorum. Adı ne olursa olsun, dün aynı örneği verdim, Ot Sevenler Partisi, Böcek Sevenler Partisi, Doğa Sevenler Partisi olursa olsun. Eğer ben iktidara geldiğim zaman denk bütçe yapacağım diyorsa, inanın bana, o hem milliyetçidir, o hem devrimcidir, o hem halkçıdır, o hem Müslümandır. O hem vatanperverdir, hem Atatürkçüdür. O samimidir. O samimidir. Çünkü denk bütçe diyor. Dün iktisadi terimi biraz açabilmek için Hülya Hanım daha basit değildir geliyor. Sık sık olduğunu bildirdik. Yani işte İbni Haldun'dan da örnek verdim. Devletler insan yapısına benzerler, aileye benzerler. Bütçe açığı ne demektir? Yani senin gelirin belli kardeşim, nüfusun belli, bu nüfusun. Bunun ötesinde lüks bir yaşam alıştırılırsan ki kapitalizm, emperyalizm bir takım marka hayranlıkları bunun en kolay örneğidir. Lüks alıştırırsan, tüketim toplumu haline getirilirsen, üretim, öbür taraftan üretim baltalanırsa ve sen lükse alıştırırsan bütçen açık verecektir. Kendi ailenizden düşünün. Şimdi bütçeniz açık verdi. Ne yapacaksınız? Bir, ya bankalara gideceksiniz, borç alacaksınız. Borcu borçla kapatacaksınız. Borcu borçla kapatacaksınız. Ya daha olmadı tepeciye gideceksin. Daha da olmadı mevcut kaynaklarını satmaya kalkacaksın, satamazsın. Niye satamazsın? Çünkü banka ise banka icra kurmuştur, tepeci ise tepeci icra kurmuştur. Senin 10 liralık malın otomatik olarak 4 liraya düşmüş. İki, gayrimenkulü satıyorsun. Ne yapıyor şimdi? Bunu devlette uygularsan ne yapıyorlar? İşte özelleştirme adı altında yapıyorlar bunlar. Ne yer satıyor adam? İşte yabancılara arazi satışından başladı olay. Ondan sonra kamu iktisat teşekküllerinin kapatıldığı, talan ettirildi. Arkasından onun yerine küresel sermaye uzantıları devreye sokuldu. Daha sonra ne oldu? Darbeler oldu. Bütün darbelere bakın, Türkiye'deki bütün darbelerin bir yıl, iki yıl önceki hareketlerine bakın. Önce stagflasyon olmuştur, arkasından enflasyon stagflasyondur, arkasından darbe gelmiştir. Evet, olayın tamamı ve ekonomiye dayanır. Tabii. Yani ekonomi bu şekilde olduğu sürece alemi cihan başa gelse ekonomiyi düzeltmeden memleketi düzeltmenin yolu yok. Tabii yani işte bu, bakın 1938'de Gazipaşa döneminde dolar 80 kuruş,
şimdiden ona 8 lira olmuş ise bunun tek sorumlusu açık bütçedir. Bir de dün çok dikkatimi çeken bir şey söyledin. Hani şey gibi böyle uzmanlar anlatıyor ya, ekonomi uzmanları. İşte dolar neden düştü, dolar neden yükselir, dolardaki bu olaylar neden böyle seyrediyor falan filan. Dinliyoruz ama sen böyle küçücük bir cümleyle çok güzel anlattın. Bir ülkede de dolar yükselmeye başlamışsa ekonomi dip yapmıştır, kriz yakın. Tabii canım. Tabii. Yani bu hatta böyle siyasi çöküş bile yakın. Değil mi? Ya tabii siyasi, şimdi bakın siyasi çöküş bunlar birbirine hepsi bağlantılı olarak. Sıkıştırılmış yani kavramlar. Şimdi bakın ben size bir şey söyleyeyim. Diyelim ki AK Partili icraatını hiç beğenmiyoruz. AK Partili olan ilişkilerimiz husumet düzeyine kadar geldi diyelim. Yani düşmanlık düzeyine kadar geldi. Peki. AK Parti gitti. Ne olacak? Hiç kimse sihirli değnekle gelmeyecek. Ne olacak? Yani bir, şimdi AK Parti bir kere sistem değişti. Bakın orada da bile siyasetçilerin samimiyetsizlikleri var. İkiyüzlülükleri, riyakarlıkları var ve bu ne derseniz deyin, bu beni delirtiyor şahsen vatandaş olarak. Bir Türk evladı olarak bu samimiyetsizlik, bu ciddiyetsizlik, bu riyakarlık, bu milleti ahmak yerine koyarak gözünün içine baka 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 yalan söylemek şahsen beni akıl hastası haline getirdi diyebilirim yani özetle. Şimdi bakın AK Parti gidecek, gitsin. Ne gelecek yerine? Dikkat edin. Parantez altını çizerek söylüyorum. Şu Ümit Özdağ'ın anayasa hazırlıyorlar bombasının patlamasından sonra Belhanen'den inkar etti, Kılıçdaroğlu inkar etti, ötekiler inkar etti, Melekiler inkar etti. Ama lafa değil, icraata bakacağız. Aynesi işte kişinin lafa bakılmaz. Şimdi ne oldu? O İstanbul İYİ Parti bombasının patlamasından sonra dikkat ediniz. Siyasilerin söylemlerinde değişiklik oldu. Ne oldu? Eskiden parlamenter sisteme dönüş diyorlardı. Şimdi ne diyorlar? Geliştirilmiş parlamenter sisteme döneceğiz. Ya da güçlendirilmiş parlamenter sisteme döneceğiz. Şimdi ben de diyorum ki ya kardeşim parlamenter sistemi biliyorum. Anlıyorum. Ama birileri bir siyaset bir termo, geliştirilmiş ya da güçlendirilmiş demokrasi parlamenter sistem kavramını siyasi literatürüne sokanlar lütfen bana çıkıp desinler ki ya kardeşim sen cahilsin. Parlamenter sistem bu. Bizim istediğimiz genişletilmiş parlamenter sistem de bu. Evet, yani genişletilmişten kastı... Neyi genişletiyorsun? Onu yani büyütmek, çoğaltmaktır aslında ama... Ya da güçlendirilmiş parlamenter evet sistem. Nasıl, nedir? Yani sen bilinen parlamenter sistemin kuralların ötesinde ne getireceksin ki bu sistemi geliştirmiş olacaksın ya da güçlendirmiş olacaksın? Şimdi bakın, işte burada da ikiyüzlülük var. Burada benim bu sohbetleri, Kozmikoda sohbetlerin başından başladığı günden beri vurguladığım bir samimiyetsizlik, riyakarlık, hile ve tesise var. Samimiyetsizlik şurada. Şimdi bakın diyorum ki, AB kriterleri, Amerikan istekleri, Helsinki kriterleri vesaire, işte TESEV dedik, sivil toplum örgütleri, sivil kalkınma ajansları dedik, bilmem ne dedik, bunların tamamen istedikleri bir tek şey var. Koydukları bir harita var önümüze. Eyaletler sistemine geçiş. Şimdi bugünkü mevcut siyasilerimiz güçlendirilmiş parlamenter sistem diyor, geliştirilmiş parlamenter sistem diyor. Yahu açıp bakıyorsun Abdullah Öcalan da aynı şeyi söylüyor. O da aynı şeyi söylüyor. Bu parlamenter sistem değişecek diyor. Geliştirilecek, güçlendirilecek diyor. Ben şu anda diyor İmralı'dan çıkmam. Çünkü diyor Amerikan gladyosunun kontrolü altındayım. Sistem değişecek. Parlamenter sistem değişecek diyor. Anayasa değişecek. Ve ben ancak o zaman Kürtleri temsilen akla gelecek. Şimdi bakın, yani benim oğlum bir akıl döne döne gene okur. Bunlar bir gerçeği avlayarak, pulgayarak değişik söylemlerle bizim farklı anlatmaya çalışıyor. Ben de buna sürüyü gütme politikası diyorum. Aslında sebep İmralı'ya dayanmıyorsun. Sadece İmralı değil. İşte onu da anlattı. Dedi ki şehrin sohbetlerimizde İYON var dedi, işin sahibine izin var dedi, bilmem ne var dedi, şu var dedi. Mesela bu Güneydoğu'daki işte belli kanton bölgeler var dedik. Yani o Kürt meselesi için sadece şey gösterilen kısmı. Neyse.
Şimdi ben şimdi bir yere daha dikkat çekeceğim. Orayı aydınlatalım. Bir parti gitti, bir başkası geldi dedi. Ne yapacak? Hiçbir şey. Şimdi hemen aklıma şu geliyor. Şimdi aileden örnek verdiğim için aile bütçesi nedir? Bütçe denk gelmiyorsa denk getirmek için kemerleri sıkarsın. Ürettiğinle yetinmeye çalışırsın. Şimdi biz böyle bir şey yaptığı zaman ondan sonra feveran etmeyecekler mi karneyi? Ha bu arada o karneyi satışların yapıldığı dönemler denk bütçeli zamanlar mıydı? Evet, denk bütçeli zamanları demek insanlar sevmiyor. Şimdi eskiden annemler babamlar anlatırlardı. İnsanlar neyi seviyor? Dolar 80 kuruş olmak yerine. Anlattıkları şey şuydu. 7-8 bin olmaz mı? Menderes Paşa geldi, dul avrat altın bilezik taktı. Bilirsin, Adana'da çok konuşulan bir deyimdir bu. İşte Ecevit Paşa geldi, karne zamanı başladı. Tüp yoktu, yağ yoktu, kuyruklar oluştu. Demek ki denk bütçe geldiği zaman böyle bir şey oluyor ama evimizin sahibi oluyoruz. Dışarıdan insanlar gelip de bize işte onu yeme, bunu ye, şunu ekme, bunu ek. Falanı ekemezsin, nohutu ekemezsin, benden alacaksın deme, dayatma şansına sahip olmuyorlar. Şimdi tabii yani öyle bakarsanız iş değişiyor. Mesela Menderes de aynı teyze yola çıktı. İşte ben de bir ekmeği, karnelerini aldım falan, işte Marshall yardımı vesaire. Evet, yardımlarla dağıttılar. Aldım dedi, işte dedi, şunu yaptım, bunu yaptım dedim ama o yapması ülkeye bir mübareğiydi. 1950'den başlayan dedik ya, gümrük anlaşmasıyla, açıkçası. Gümrük anlaşmasıyla devam eden bazı yanlış kararların uzantılarını biz çektik, ne yazık ki çocuklarımız da çekecek gibi görünüyor. Bakacağız. Şimdi bakın, ekonominin gene Aytekin Ertuğrul Albay çok güzel bir örneklemeyle anlatmış. Fare deneyi demiş. Bir fare deneyi Amerika'da yapılıyor. Nüfus artışlarının toplumsal etkilerinin incelenmesi ve sonuçlarına göre önlem alınması için ABD'de Nebraska Üniversitesi bir seri fare deneyi yapılıyor. 40 adet fare alınıyor, bir kafese konuluyor. Farelere 40 farelik yem veriyor. Bir hafta süre yapılan gözlemlerde farklı bir reaksiyon gözükmüyor. Farelere 40 tane fareye 35 farelik yem veriliyor. Farelerde huzursuzluk başlıyor. Farelere bir hafta sonra 30 farelik yem veriliyor. Farelerde anarşi başlıyor. Farelere 25 farelik yem verildiği zaman fareler birbirlerini yemeye başlıyor. Çok güzel bir yem. Lütfen düşün. Bunun üzerine tam tersini yapıyorlar. Bu defa yem sabit tutuluyor, fareler çoğaltılıyor. Fareler 45 olunca huzursuzluk, 50 olunca anarşi, 60 olunca da yine fareler birbirlerini yemeye başlıyor. Demek ki illaki denklik, denk. Eşitlik. Denk. Bütün mesele bu. Bütçe denk tutulacak. Sancılı olur mu? Olur. Şimdi birileri diyeceklerdir ki, ya rehavle konuşuyorsun ama şimdi bu Türkiye'nin bu şartlarında, küreselleşme bu şartlarında bütçe denk tutulur mu? Tutulur kardeşim. Mal gibi tutulur. Tutabilen ülkeler denkleştirdikleri için bugün başarılı. Tutulur kardeşim, mal gibi tutulur. Yani bir, israf ekonomisinden vazgeçeceksin. 3-5 tane adamı körüklemekten, pompalamaktan, rampalamaktan vazgeçeceksin. Üretimi arttıracaksın, ithalatı kısacaksın, yerli üretimi arttıracaksın. Bak bakalım süreçte bütçe nasıl denkleşiyor. Dün çok büyük bir örnek verdim Mustafa Kemal döneminde. Diyorlar ki efendim Dışişleri Bakanı'nın şeyi yok. İşte makam odasında koltuğu yok, kanepesi yok. Misafirlerini başka bakanlıklarda ağırlıyor. Bir masa hayır alamazsınız. Niye? Bütçe açık. Bekleyin. Önümüzdeki seneler alırız diyor. Bütçeye onu koyarız. Ondan da güzeli her şey bir masa sandalyeyle başlar demesi değil mi? Tam öyle diyor. Yani diyorlar ki efendim ya bir masa yok. Hayır diyor, her şey oradan başlar. Evet, her şey oradan başlar. Şimdi benden başlar, rüyamdan başlar, sizden başlar, mutlu toplumdan başlar, devlete gider. Yani çok sevdiğim bir örnek vardır, zaman zaman veririm. İşte Sokrat'ı eleştiriyorlar, siz diyorlar senatörler namussuzsunuz, rüşvet diyorsunuz, itikap yapıyorsunuz, ahlaksızlık yapıyorsunuz, torpil geçiyorsunuz. Anlatıyorlar. Tamam diyor. Bitti mi bitti. Şimdi size ben de diyor. Ne? Ya kardeşim diyor. Siz sütsünüz, biz o sütü kalmakta bakarsınız, kremasınız. Süt bozuk. Yani o onu yaptı, bu bunu yaptı, şu şunu yaptı. Ya kardeşim onlar da bizim içimizden çıktı gitti oluyor.
Yani bir hep vurgulamak istediğim bir şey var özellikle. İneyi kendimize çuvaldızı başkasına batıralım. Şimdi kardeşim ben asgari ücretle yaşayan adamın elinde ya bakıyorsun 10 bin liralık telefon. O gün bir mağazanın önünde bir kuyruk vardı. Dikkatimi çekti. Yanlış sandım. Ne yapıyorsun? Bedava mı dağıtıyor kardeşim? Bedava dağıtıyorsa biz de gidip alalım bir tane falan. Baktım kuyruk uzun girdim. Kapıdaki köye. Bu ne kuyruğu kardeşim dedim. Abi telefon kuyruğu. Nasıl yani dedim telefon kuyruğu? Telefon mu? Evet. Gerçekten. Evet. Neymiş? Nasıl yani telefon kuyruğu kardeşim? Abi dedi işte bilmem ne bir telefon var dedi. Ama şimdi dedi şimdiden sıraya giriyorlar dedi. Ya kardeşim kaç para bir telefon? 16 bin. iPhone 8 herhalde. Bilmiyorum ben anlamadım. Ben hiç anlamam. Yani ya şimdi açlık var diyorsun, açım diyorsun, asgari ücretle geçinemiyorum diyorsun. Ha hepsi mi? Hayır değil. Toplum olarak. 16 bin lira telefonun kuyruğuna giriyorsun kardeşim. Yani geçinemiyorum diyorsun. Ayağındaki ayakkabıya bakıyorum, sırtındaki gömleğe bakıyorum. Bilmem ne mağazasından alınmış, bilmem kaç bin liralık gömlek. Niye? O gömleği giymek için bütçen açık veriyor. Niye? İşte emperyalizmi bizi açtırdı tüketim kültürü. Üretmeden tüketmeye alıştırıyoruz. Oysa sosyalizmin ekonominde temel kurallarından biri üretmeyen tüketmeye alıştırıyoruz. Bizde eskiden şey vardı, ikinci satılan yerler vardı. Gene var, Suriyeliler satıyor. Yok yok, Suriyeliler satıyor. Suriyeliler satıyor. Şey olmuş. Eskiden ciddi ciddi mağazaların içerisinde falan yapılırdı. Ama şu anda Avrupa'nın birçok yerinde özellikle bu şeylerde, mesela Macaristan'da var olduğunu biliyorum. İkinci el satan, giysi satan yerler var. Türkiye'de ikinci el giyinen insan sayısı var mı? Neredeyse yok. Biz yetiştik, biz öyle yetiştik. Yani ben İstanbulluyum, İstanbul'da orta halim bir ailem evladım ama biz lisede okuyan, biz eğer lise 1'deysek, lise 2'de, 3'de okuyan abilerimizin kitaplarıyla okuduk. Biz o abilerimizin gömlekleriyle okuduk. Bizden küçükler de bizim kıyafetlerimizi aldılar, giydiler. Biz öyle yetiştik şahsen. Ama şimdi yani ille de gitmek pazardan ikinci el demiyorum ama ya biraz ayağını, hani atasözü var ya ayağını yorgana göre uzat diye. Demek ki mesele bu. Evet, 1950'de çıkartılan kanunla arkasından 1957'de çıkartılan yabancı sermayeyi teşvik kanunuyla maalesef ülke bugünlere geldi. Eksi dün örnek verdim. 1923-1938 döneminde Türkiye Cumhuriyeti'nin bütçesinin ortalaması %-35. Yani bu ne demektir? Enflasyon hiç artmamış. Savaştan çıkmışız. Yeni bir devlet kurmuşuz. Enflasyon hiç artmadığı gibi 15 yıl içerisinde -35 olmuş. Yani nedir? 10 liraya aldığım mal 65 kuruş düşmüş. Neyle yapmışız bunu? Üreterek. Fabrika alacak. Dışarıdan alımı keserek. Her şeyden önce dışarıdan alımı keserek. Evet, şimdi bunu nasıl yapıyorlar? Biraz da oraya gelelim. Şeyi de anlatalım istersen. Açık bütçe kullanmak deden işlerine geliyor. Yani neden bir siyasi parti, iktidara gelen bir siyasi parti açık bütçeyle devam etmek ister? Açık bütçeye devam etmek için zoru göz önüne alamıyor. Bu bir. İkincisi? Şimdi vatandaşı buna alıştırsa, bunu anlatsa, işlese, vatandaş buna inanarak el birliğiyle bir farklı bir şey yaratılsa, oy kaybederim diye mi düşünüyor? Bunun hesabıyla ama. Tabii o da var, o da var. Bir de kolaylarına geliyor. İkincisi niyet meselesi. Nasıl niyet meselesi? Şimdi biliyorsun son yıllarda bu bazı şeylerde ciddi kemer sıkma olayları geldi. Biz iki kez aldık SGK İl Müdürünü ve bu EYT'de yaşa takılanlardan dernek başkanını falan aldık. Şimdi kendi toplumundaki okuttuğu gencinin kredi borcunu ödeyemiyor devlet. Kredi borcunu üstlenmiyor. Emeklilikte yaşa takılanların haklarını teslim edemiyor. Emeklisi de yani şimdi bakmayın hükümeti oluşturan İnsanlar çıkıp bas bas bağırıyorlar, asgari ücretin altında emekli maaşı alan yok diyorlar da bu bildiğiniz yalan, ciddi bir yalan hem de, öyle bir şey de yok. Bir de emekliler arasındaki denkliği düzeltmiyorlar. Özellikle düzeltmedikleri gibi her yıl emekli maaşının kat sayı oranı düşüyor ve bundan sonra emekli olanlar hep daha az alarak
başlayacaklar emekli maaşı almaya. Şimdi böyle bir açığı olan bir hükümet açık bütçeyle devam edip başka taraflardan vererek kendi vatandaşından sıkıyor. Bu açık bütçenin avantajını ben bir türlü anlayamıyorum. Nedir? Kendisine avantajı nedir? Şimdi, vatandaş nezdinde bir avantajı yok. Şimdi bakın, eğer bir ülkenin bir ülkeyi yöneten çıkıp da bunlar hiçbir şey bilmiyorlar, paranın sermayesi, paranın dinliliği, öykü zengini yoktur, biz Türkiye'ye para getiriyoruz diyebiliyorsa, eğer bir ülkeyi yöneten iktidarı, Maliye Bakanı ne komünist devletmiş, sat malını bitiremedik diyebiliyorsa, eğer bir ülkeyi yöneten iktidarlar askerler için kelle diyebiliyorsa, eğer bir ülkeyi yöneten iktidarın yetkilileri şehitlerimiz için tabii ölecekler kardeşim, meslekleri o yüzden para alıyorlar diyebiliyorlarsa, bunun bir tek izahı vardır. O ülkede devlet artık sosyal devlet olmaktan çıkmış, tüccar devlet olmaya başlamış. Evet. Bütün mesele, bütün izah budur. Şimdi onun için tüccar bir devletin sosyal bir devlet olmak işine gelmez. Şimdi anne baba olarak ebeveysin, ben de ebeveynim. Çocuklarımıza borç bıraksak ileride çocuklara bunu ödeyip bizi nasıl anarlar? Bedduayla anarlar. Ödeyecek durumları yoksa ne yaparlar? Reddi miras yaparlar. Yani kendilerini anne babalarından soyutlarlar. Bu vatandaş ne yapsın? Yani satıyorlar, malını satıyorlar, vatandaşı borçlandırıyorlar. Doğmamış çocuklarımız, sorunlarımıza varana kadar borçluyuz. Ve yarın bir gün biz bütçeyi denkleştirmek adına gelen herhangi bir siyasi parti, senin dediğin gibi ot partisi, böcek partisi, her neyse, denklik yapmak üzere yola çıkarsa ve de bu insanlar anlamazsa, işte bizim asıl sıkıntımız orada. Çıkar mı acaba? Öyle bir partide kurulabilir miyim? Kurulamaz mı? Bir vatanperver çıkmaz mı? Şimdi çok sevdiğim bir dostum, arkadaşım, yazarım, bir eski bürokratlarımızdan biri yeni bir parti kurmuş. Bana yazısını gönderiyor. Ya yazıyı okudum, güldüm. Dedim ki yahu bir o kalmıştı parti kurmak. Tanırız kendisini. O da parti kurmuş. İşte geliyoruz. Allah'ım falan. Kafamın tasarı. Herkes geliyor da giden yok ama. Şimdi, herkes yerini koruyor yani. Şimdi dün o arkadaşıma, sevgili dostuma yazdım. Ulan dedim 2850 lira bulsam ben dedim parti kuracağım. O kadar mı? O kadar. 2850 lira. Siyasi partiler kandırıyor. Bütün girişimde defterler 2850 lira. Ondan sonra teşkilat tamam yap. Van'daki arkadaşlar telefon aç. Bir tabela koysun oraya işte, Rehavini Sevenler Partisi. 2850 lira. Bitti. Ha şimdi, bir de işin şu tarafı var. Bakın biz düzeni değiştireceğiz, biz sistemi değiştireceğiz. Ya kardeşim bırak Allah'ın sevgisi. Şimdi, mevcut bir düzen var. Mevcut bir düzende partiler var. Evet. Şimdi sen diyorsun ki ben bu düzeni değiştireceğim. Parti kuruyorsun. 2800 lira değil de 2 milyar 800 milyon buluyorsun çünkü senin öyle güçlerin, desteklerin var. Şimdi dönüyorsun, bak yalana bak, dönüyorsun, şunu yaptım, bunu yaptım, seçimlere girmeye hak kazandım diyorsun. Bakın bunu dikkatle de kaçırıyorlar. Şimdi ne yapıyorsun? Seçime girme şartlarını yerine getirdiğin için sistem sana para veriyor. Al seçime gidiyor kardeş. Ya Allah aşkına. Al şu parayı yarış diyor. Ya kardeşim, kim kendisini yok etmek isteyene para verir de destekler? Sadece bu sorunun cevabını düşünmüş olmanız bile siyasetin bir necaset, bir pislik bataklığına oluştuğunu somut delildir. Evet. Şimdi ben bir dernek kurmuşum. Hülya Hanım beni devirecek, biliyorum. Öyle söylüyorlar, Rehavet'in devireceğim dernekten diyor. Ben diyorum ki hadi gel, bizim içimize gidiyor, al sana para, beni devir. Gel kardeşim, yani bu siyasi yalanları çok basit değil bir dediğiniz zaman aslında ne meneten, ne menen bir gayyap uyusu oldu kendinden ortaya çıkıyor. Ama bizim insanımız maalesef, diyorum ya yine kendine çuval, ya işte falanca parti kuruluyor, biraz iş adamıysa, biraz parası varsa, biraz da daha da etkinlik istiyorsa ne yapıyor? Hemen gidiyor Ankara'da
bir otele yerleşiyor. Mercilerde yiyor. O kurulacak olan siyasi partinin kurucu başkanı etrafında ağ oluşturmaya başlıyor. İşte gidiyor. Çok basit örnek veriyor. Gidiyor, işte yanaşıyor, manaşıyor falan filan. İşte o kurmayları, kurmayları alanı aşıyor, tepeye ulaşıyor. İşte diyor ki efendim falan canım, işte şu kadar toprağı var, bu kadar fabrikası var, bu kadar bilmem neyim var falan filan. İşte Adana'da bizi temsil eder. Buyur, kurucu başkanımız ol. Zaten para var adamda. Tutuyor bir daire, oturuyor tepesine. Etrafında avantajlar, levantajlar, kolonyajlar hepsi hazır zaten, geliyorlar. Ondan sonra git bir tane gazeteciye 3 kuruş verdiğin zaman al oğlum sen de çek fotoğrafı buluyor. Boy boy fotoğrafı çekiyor. İşte ondan sonra altına yazıyor. Ben halkımı kurtaracağım, ben Adana'yı kurtaracağım, ben Türkiye'yi kurtaracağım. Ya, yapma, tutma ya. Merkezden, sistemin merkezden başlaması lazım. Peki seçim yasası, mevcut seçim yasası değişmeden şu çizdiğin dairelerden yola çıkarak. Evet. Mevcut seçim yasasıyla bir şeyleri değiştirmek mümkün mü? Partiler önce kendini değiştiriyor mu? Şimdi parti kendini değiştirebiliyor mu? Sistemin işlerliği içerisinde. Parti kendini değiştiriyor mu? Yani bizim seninle sizinle başından beri konuştuğumuz demokratik uygulamalar hangi partide var? Ya şimdi ben çıktım bir parti kurdum. Hülya Partisi. Dedim ki ben sistemi değiştireceğim. Yani ben kendimden başlıyorum. İşte delege aldığına son veriyorum. Benim işte kayıtlı üyelerimle seçime gidiyorum. Ve ben bundan sonra tüm seçimlerde, örgüt seçimleri, milletvekili seçimleri ve yerel seçimler dahil olmak üzere ben kendi kayıtlı üyemle seçim yapıyorum, sandık koyuyorum. Programımı da hazırladım. Programın içine dedim ki ben vatanı ve milleti seviyorum. Milletimi toparlamak için de denk bütçeyle hareket etmek istiyorum. Hı-hı. Anladığımız kadarıyla zaten diğerleri lafı güzel. Hı-hı. Bu şekilde çıkan bir parti olsa millet bağrına basabilir mi? Basar mı? Parası varsa basar. Yine para devreye girdi. Tabii canım. Parasız başarma şansı yoksa da ben yok. Şimdi 2850 lira bulsam Adana'da parti kursam Toros'tan aşamam. Artı bile parası olacak. Tabii. Para. E şimdi ne oluyor? Şimdi parası olmasına gerek yok ya. Bu ideallerle yola çıkar. Peki şöyle sorayım. Soruyu değiştireyim. Bu iki ideal yok. Yok. Seçim yasası bak, kendini değiştirerek çıkıyor. Sisteme karşı geliyor ama. İşte delege aldığına son veriyor. Denk bütçe, programına da denk bütçeyi alıyor, taahhüt ediyor, altına imzasını atıyor zaten. Benim parti programda diyor, denk bütçe var diyor. Onu da kabul ediyor. Kendinde para yoksa da kendine finans sağlayacak sponsorlar edinemez mi? Bir avuç vatanseverimiz yok mu yani bizim? Bütün mesele menfaat. Ben o sizin dediğiniz hayaller için bir ömrüm vardı. Şimdi siyasi partiler kanun yasasına göre biz şunu dedik mesela kardeşim de bu parti kaydını falan filan bırakın. Vatandaş gitsin, bir seçim kurulunda, ilçe seçim kurulunda diyeceksin ki ya kardeşim ben X partisine üye olmak istiyorum. Seçim kuruluna kaydını yaptırsın. Evet. Partili olmanın bütün vecibe ve betirleri, yani görevlerini yerine getirsin, aidatını oraya ödesin, demeyini oraya ödesin, parti parayı oradan alsın teşkilatlar. Böyle belediye meclis üyelerinden çaycının maaşını vermedik ha. Demesin ilçe başkanları. Belediye meclis üyeleri de bu da farklı varyasyonda, farklı operasyona girmesinler. Seçim geliyor. Nedir kardeşim? Adana'da atıyorum X partisinin ne kadar üyesi var? 10 bin üyesi var kardeşim. Adana belediye başkanı seçilecek. Değil mi? 14 ilçenin o partideki 14 ilçe kayıtlı üyeler isterse 1000 tane aday çıksın. Büyükşehir belediye başkanı olmaya. Böyle çözebiliyor. Ama o 14 ilçedeki kayıtlı 10 bin tane üyenin seçtiği en çok oyunu alan aday olsun. Adana İşte Büyükşehir, onu söylüyorum. Kanunda bu var zaten. Kanunda bu var. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı olsun ama olmuyor. Niye olmuyor? Teamülleri getirmişler, uygulamaları getirmişler. Diyorlar ki efendim genel merkez kontenjan. İşte o noktada bağıra bağıra diyorum ki kardeşim. Tamam, bu kontenjanları da kaldırsın. Tebrikliyoruz şimdi bu partiyi. Hülya Partisi doğru bir parti kuracak. Tamam, kontenjanları da kaldırıyor. Bu sefer başka bir şey bu sefer Ankara destek vermez sana. Seçim parası alamaz. Ben gidip Ankara'da kuracağım ama zaten. Nerede kuracağım? Sistem sana para vermedi. Sistem para vermiyorum. Yani her yönden ben ona öyle diyorum. Her yerimiz ilk tuzağı diyorum.
Peki Atatürk bunu kurduysa, İnönü devam ettirdiyse, ya bizi fabrika ayarlarımıza döndürecek kim var? Bir siyasi parti çıkmayacak. Kim? Ben bilmiyorum, siz biliyorsanız bana söyleyin, şu var dedi. Dur, şu anda ben isim veremiyorum maalesef. Ben de vereyim. Şimdi bakın, Türkiye'nin her tarafına gidiyoruz, işte Ege'ye gidiyoruz, Karadeniz'e gidiyoruz, Akdeniz'e gidiyoruz. Konuşuyoruz insanlarla, sohbet ediyoruz. Sıkıntımız o. Adres gösterebiliyoruz. Yani ben bir kere İstanbulluyum, 30 küsur yıldan beri Adana'dayım. Önceleri kızıyordum, Tanrı'ya benim ne işim var, bu coğrafyadaki yeri bilmediğim kentte yaşamak zorunda bıraktım beni falan filan diyordum ama sonra bir şey öğrendim. Eğer ben İstanbul'da kalsaydım, o İstanbul'daki gazeteciler gibi sıçra köşelerde oturup ahkam kesecektim. Ama Tanrı'ya şükürler olsun ki beni Adana'ya, kadeh, inanmıyorsan öyledir, Adana'ya gönderdi. Ben Adana'da Anadolu'yu öğrendim, Anadolu insanını öğrendim. İşte burada bir takım kurum ve kuruluşlar içerisinde görev aldık, şunu yaptık, bunu yaptık vesaire ve şunu öğrendim. Merkezi, Ankara ve İstanbul'da olan hiçbir kurum ve kuruluşla Anadolu Türkü'nün başı selamete eremez. Tamam, Anadolu'da kuracağız partiyi. yeniden milli mücadele mi dersin? Efendim adına şey mi dersin, Kuvayi'ye mi dersin, ne dersen de ama... Hakikaten bu iş böyle diyor. Şimdi ben bunları niye anlatıyorum? Ben bir Türk insanı olarak bunlara seyirci kalamıyorum. Yani niye kalamıyorum? Cezayir Kurtuluş Savaşçısı Frans Fanon diye bir adam var. Fransızlara karşı bir mücadele bir adam bu. Onun çok ilginç bir lafı var. Benim kulağıma küpedir. Der ki, Kurtuluş Savaşı'na seyirci kalan, işte orada da aynı gruplar var. Bir tarafta işte mücahitler var, Fransızlar mücahitler var. Bir tarafta böyle bakıp seyredenler var, ya bunlar ne yapacak, hangi taraf galip gelse o tarafta olsam diyenler var. Ne diyor biliyor musunuz? Frans Fanon, Kurtuluş Savaşı'na seyirci kalanlar için her seyirci ya bir alçak ya bir kopardır. Maalesef öyle. Çünkü bakın, insan her yerde insan. Orada da dengeler bakıyorlar ha. Kim galip gelirse ondan yani. Bir ülkenin refah düzeyini görmek için önce emeklisine, sonra asgari ücretlisine bakmak lazım. Her ikisinin de süründüğü bir memlekette yaşıyoruz. Niye? Niye mi? Niye tabii. Gayet iyi yani. Gayet iyi tabii. Ne güzel şey geliyor. Ekmek yiyorsun. Ekmek yiyor insanlar. Kuru ekmek. Tabii. Yani kuru ekmek yiyebiliyorlarsa de midelere yemek giriyor demekmiş. Tabii şey oluyor. Literatür de yeni bir şey kazandı. Bu var ya aslında... Zaman geçmişin Fransa'daki ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler kadar korkunç bir şeydir ha. O ne kadar literatüre girmiş bir şeyse bunun da o kadar girmesi gerekiyor. Üstelik bu kötü bir şey söylemiş. Hani o Marie Antoinette ile iyi bir şey söylemiş. Pasta. Pasta yok, demiş. Yok, pasta değil aslında. O da patates ekli türlü bir ekmek adını şimdi unuttum da onu pasta diye geçtiler. O da bir patatesli ekmek yani. Daha ucuz yani, unun bulunmadığı zaman. Efendim pek gene Albay Aytekin Ertuğrul Bey kitabının, Brevin kitabının 42. sayfasında çok ilginç bir tespit yapıyor, benim dikkatimi çekti. Diyor ki, Profesör Doktor Nezmettin Erbakan bütçemizi denk yapmaya ciddi olarak teşebbüs etmiştir. Ben onu bilmiyorum. Bu kitapta öğrendim. Bu konuda Oğuzhan Asiltürk 28 Nisan 2013 tarihli Milli Gazete'de şunları yazmıştır. Öte taraftan IMF ve Dünya Bankası ile mutabık bütçe hazırlama tekliflerini de kabul etmeyen Erbakan, ilk defa Türkiye'de denk bütçe yaparak... Bak bunu bilmiyordum şu an, sen artık emek yapıyorsun. Bakın 38'den sonra ilk defa, 50'den sonra. Denk bütçe yaparak dışa bağımlının önüne geçmiş. Profesör Doktor Nezmettin Erbakan'dan önce hükümet olan tüm başbakanlar standby anlaşmalarını imzaladıkları halde Nezmettin Erbakan imzalamamıştı. Demek ki yapılabiliyormuş demek yani. Demek ki bütün iktidarlar ne anlaşması imzalıyorlar? Standby anlaşmasıyla yularları veriyorlar tabii. Nezmettin Erbakan imzalamamıştır. Zira Clinton'un danışmanı olan Dick Morris'in IMF bizim için Türkiye'yi satan olarak sözünü hiçbir zaman aklından çıkarmadı. Evet, yıllar sonra adamın aslında politikasının çok da kötü olmadığını görüyoruz. Birçoğundan daha milliyetçi, daha vatanperver olduğunu fark ediyoruz. Albay'ın
Aytekin abi şöyle bir vurgulama yapmış. Yorum okuyucuya bırakarak, size bırakarak demiş. Acaba denk bütçe teşebbüslerini algılayan harici betahların Sayın Erbakan hükümetinin yıkılışında bir rolü olmuş mudur? Evet. Tabii ki oldu. Çünkü yerine gelenler eşarpla, türbanla ve Kur'an kurslarıyla uğraştılar ama dev bütçeyi ve bütçe açıklarının kapatılması için para basmanın getirdiği olumsuzlukları yenmek için tek yol alın. Denk bütçenin çıkması. Türbanı gündeme getirdiler, şunu gündeme getirdiler, şunu gündeme getirdiler, dini gündeme getirdiler ama bütçeyi bahsettiler. Çözümün ana direği olan denk bütçe yapmaya teşebbüs dahil edilir. Şimdi efendim, denk bütçe nasıl yapılır dedi ki, para basmak, borç almak, zam yapmak, malumluk satmak. Şimdi bütün bunlar, yine buradan şeyin çok ilginç bir tespiti var ki ben de altına imza atarım o tespiti. Bu açıdan baktığınız zaman, dün benim de söylediğim gibi, mevcut bütün iktidarlar ihalet içerisindedir. Çünkü ne diyorsun? Milletvekili yemininde, Cumhurbaşkanı yemininde, Türk milletinin bütünlüğünü, milli menfaatlerini koruyacağıma namusu beşerimizdir. Tabii milli menfaatimiz korunmuyor ki. Milli menfaatlerimizi teker teker satıyoruz. Denk bütçe yapmadan milli menfaatini nasıl koruyacaksın beni ya? Nasıl koruyacaksın? Bana bir izah etsin bakayım. Nasıl koruyacaksın? Şimdi şurada bir liste vardı. Neyse sürenin de sonuna geldik zaten. Evet mesele bu. Seyirci kalmak Frans Fanon'un dediği gibi ihanettir. Ya alçaklıktır. Ya korkaklıktır. Öyle mi? İhanettir. Kısacası ihanettir. Zaten Gazi Paşa'da diyor ya, gaflet, delalet ve ihanet. Onun için lütfen özellikle rica ediyorum. Kim olursa olsun, hangi kılık kıyafette, hangi parlak cümleyle karşımıza geçerse geçsin, şöyle bir alın programını, etkilisine yetkilisine sorun. Kardeşim nasıl bir bütçe düşünüyorsun? Değil. Ya parti programlarını inceleyin ve bütçesini görmeden karar vermeyin. Şifre bu. Ben denk bütçe yapacak parti bulamadığım için hayatım boyunca hiçbir partinin mensubu olmadım. Ama acaba biz bilmeden birileri yapmış mı diyeceğiz? İşte bunu yeni öğrendik mesela. Bir dönem, Erbakan bir dönem denemiş. Belki o denediği dönemde de hatırlarsan çok ciddi bir emeklilerle ilgili şey olmuştu. Çok daha düşüktü o zamanlar. Ben onu hatırlıyorum. O dönemlerde ciddi bir emeklilerde düzeltme yapmıştı. Hatta Bağkur emeklilerini SGK'ya denk hale getirmişti. Vallahi bilmiyorum. Ben o konuları şimdi... Yok ben hatırlıyorum. Ben o konuları şimdilerde düşünmeye başladım. İşte daha önce akla gelmedi yani. Bağkur emeklisiyle normal emekli arasındaki çok derin bir uçurum vardı. O uçurumu mümkün olduğunca kapatmışlar ve emekli maaşlarına da bir düzelme getirmişlerdi, bir standart getirmişlerdi o yıllarda. Şimdi şunu söylemek istiyorum, diyecekler ki bu programı izleyenler, ya bu adam ne diyor Allah'ını seversen, CHP'ye çatıyor, MHP'ye çatıyor, Saadet'e çatıyor, Fazilet'e çatıyor, ona çatıyor, buna çatıyor, ondan sonra AK Parti'ye çatıyor, kalkıyor, AK Parti'den direkt koyuyor, Erbakan'dan direkt koyuyor. Doğru tektir. Şimdi ismini hatırlamıyorum zaten de geçenlerde bir dangalak diyeyim. CHP'li milletvekili çok saçma sapan, sersem sepelekli açıklama yaptı. Televizyonlardan izledik. Ya o dedi kardeşim biz muhalefetiz tabii dedi ya. Bunlar çok iyi bir şey yapsalar biz onu eleştireceğiz dedi. Yok öyle bir şey canım. İyi bir şey yapmanı başlarcı yapmak gerekiyor. Mesela bu. Mesela bu. Benim için yani, yapmıyor, senin için yapmıyor. Bu millet için iyi bir şey yapan herkesi başlarcı etmek lazım. Hakikat, hakkaniyet ve liyakat. Önemli. Buna dikkat etmemiz lazım. Yani bunu verdiğimiz sürece sadakat demiyorum, siyasi sadakat demiyorum. Siyasette zaten sadakat ancak ahmakların işidir de alt tabakanın işidir. Üst tabakta sadakat yoktur. Liyakat. Ne olursa olsun devlete liyakat, hatta ikili ilişkilerimizde bile liyakat önemli değil mi? Çok önemli. Evet. Peki Ahmet'ten, Mehmet'ten, Hasan'dan, Hüseyin'den, Ayla'dan, Leyla'dan bunu ararken siyasi partilerden bir aramıyoruz liyakatı. Ya da hak edenin hakkını niye vermiyoruz? Eleştirmeyi eleştiriyoruz, hakikaten hakkında verelim. Evet, yani eski deyişle tefrit ve ifrattan uzak aklımızı kullanalım. Zaten başımıza ne geliyorsa aklımızı kullandığımız ve sorgulamadığımız için oluyor. Birazcık sorgulayabilsek doğruyu bulacağız. Demek ki bizi akılda bırakmadılar, her şeyi aldıkları evet. Aklımızı da aldılar. Suni gündemlerle, aklımızı evet. Başka şeylerle meşgul ederek
maalesef ki bizleri sıkıntılı zor zamanlara sokuyorlar. Evet, siyasi partiler neden kurulur? Nasıl işler? Asıl mesele nedir? Perde arkasını inceledik Kozmik Oda'da. Reha Ören, Hülya İkmekçi olarak. Bildiğiniz gibi her çarşamba, her perşembe saat 12'de sizlerle birlikte oluyoruz. Haftaya çarşamba günü yeni bir konuda kafanda var mı? Dersine çalışacaksın. Yok dersine, dersin. Ben derse çalışmıyorum. Ben zaten bilgiler... Ben niye bunları götürüyorum? Ben bunları özellikle söylüyorum. Burada konuşulan hiçbir şey kayıt dışı değil. Hepsi kayıtlı ve belgeli. Özellikle zaten yayın sırasında da görsel olarak bizi izleyenler fark edecektir. Reha Ören mutlak surette belge, kitap ya da yayınlanmış herhangi bir eseri getirerek mutlak surette söylediklerinin altını dolduruyor. Burada Kozmik Oda'da oturup hiç bilinmeyenleri konuşmuyoruz. Aslında halkın görmediği, görmek istemediği şeyleri konuşuyoruz. Elimizden geldiğince başucu kitabımız Nutuk ve liderimiz Atatürk. Dini konulara değinmiyoruz. Biz o yüzden ben Kur'an'ı demedim. Hani, Müslüman bir ülke ise diye Kur'an'ı okumak zorundayız. Kur'an'ı da okumak zorundayız elbette ki. Kur'an'ı da okuyalım ama Nutuk'u da okuyalım. İlla ki Nutuk'u Kur'an'ı okuyalım. Okudu ondan sonra istersen Tevrat'ı, Zebur'u, İncil'i de oku. Önce Kur'an'ı oku ya. Evet, bir Kozmik Oda daha bu hafta sona erdi. Haftaya çarşamba günü saat 12'de sizlerle olacağız. Kapatmadan hemen önce program sponsorumuz ve Kozmik Radyo Yaşam Koçu Figen Köksev'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kozmik Radyo ekibiyle ilgilendiği ve değerli bilgilerini bizimle paylaştığı, şu zor zamanlarda bağışıklık sistemimizi güçlendiren ve sağlıklı beslenmemizi sağlayan Figen Köksal'a bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Sizleri de Figen Hanım'la tanışmaya davet ediyorum. Sağlığınızı korumak adına en azından bir yaşam koçu edinin kendinize diyorum. Hoşça kalın.